ÜSYM Başkanı görevden alındı. Yeni bir isim geldi. O isminde daha önceki tweetleri vesaire tartışılıyor biliyorsunuz. Hani nasıl bir geçmişten, nasıl bir arka plandan geldiği de özellikle tartışılıyor biliyorsunuz. Hepsi bir kenara ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylemleri vardı. Soçi dönüşünde dediğimiz gibi. Yani eğer biz hızlı davranmasaydık muhalefet bunu elinde tutacaktı, oyuncak edecekti vesaire. Yani bunu kullanacaktı demeye getiriyor seçim için. Bu da önemli başka bir tartışma. Bir yandan da bir itiraf olarak da yorumlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tepkisi vardı. Yani gençler ya da adaylar falan umrumuzda değil demek istiyor. Seçim umrumuzda demek istiyor. Bu minvalde bir okuması vardı CHP liderinin. Bu arada CHP liderinin başka açıklamaları da var. Devlet kurumlarının gelmiş olduğu nokta açısından diyor ki devletteki çürümüşlüğün aslında zaten olduğunu ifade ediyorduk. Bu da bunun bir göstergesi olduğu net bir şekilde ortaya çıktı diyor. Erdoğan bu olayın üzerini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktu diyor. Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kamu personeli seçme sınavındaki soru skandalının ardından bir kez daha iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan olayın üzerini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi dedi. Devlette liyakat kavramının tamamen yok olduğunu biliyoruz. ÖSYM'nin başkanını oraya getiren kim? Erdoğan. Atamayı yapan kim? Erdoğan. Ondan izinsiz kimse bir kurumun başına atama yapmıyor. Olay devletteki çürümenin en net şekilde ortaya çıkmasını sağlayan bir olaydır aslında. Erdoğan bu KPSS rezaletini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmek zorunda kaldı. Pek çok yolsuzluk oldu. DDK harekete geçti mi? Hiç geçmedi. Öyle bir kurulun varlığından bile kimsenin haberi yoktu. Unutulmuş. Kılıçdaroğlu suçunu kabul etmeyen iktidarın bir suçlu aradığını söyledi. İktidar partisinde en tepeden en aşağı kadar kimse ben suçluyum demiyor. Bir suçlu bulmaları lazım. En rahatı FETÖ. Peki FETÖ ile mücadele eden sen değil misin? Bankasya'nın önünden geçeni hapse attılar. Bankasya'da üst düzey yöneticilik yapan birini getirip Sermaye Piyasası Kurulu'na en tepe yönetici olarak atadılar. Bu nasıl bir mücadeledir? Akıl alacak şey değil. En tepeden en aşağı kadar devleti soyulacak bir organ olarak gören bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve bu yapının temel hedefi şu. Gidiyoruz, ne götürsek kârdır. Bütün felsefe, bütün amaç bunun üzerine inşa edilmiş durumda. Efendim bu arada eğitim demişken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da az evvel paylaşmış olduğu bir tweet var. Bir açıklama yaptı ama bu neyle ilgili? Bu öğretmenlik kariyer sınavı diye bir şey de oluşturuldu ya. Şimdi böyle bir düzenleme de yapıldı ya. Ona bir tepkisi var. Diyor ki öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum. Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz. Yine bir şey var burada. Bakalım bunun ardından iktidar nasıl bir adım atacak? Çünkü aslında yine bir ön alan bir tavır var. Tıpkı şu KYK borçları gibi ödemeyin demişti yani kendi yaptığı bir şey değil. Bu kez o söyledi yapmayın etmeyin diye. Burada da aslında öğretmenlere bir şey diyor. Girmeyin bu sınava bu bir saygısızlık buna katlanmak zorunda değilsiniz. Az kaldı demeye getiriyor. İktidar değiştiğinde biz konuşarak başka bir yol yöntem buluruz. Bu kariyer sınavı meselesi şöyle dikkat çekiciydi hatırlarsınız. İşte uzman öğretmen, baş öğretmen vesaire böyle bir sınav sonucunda bu unvanları elde edecek. Baş öğretmenlik dediğiniz bir kişi yani bu memlekette baş öğretmen diye bildiğimiz bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Baş öğretmenlik niye burada kullanılıyor diye böyle bir tepki de vardı. Kaldı ki uzmanlık vesaire bu öğretmen, öğrenci, veli o aradaki huzursuzluğa yol açabilecek bir şey olarak da yorumlanıyordu. Öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açabilecek diye aynı zamanda eleştiriler alıyordu. Burada pek istişare de çok yapılmadan ortaya çıkan bir düzenleme oldu. O yüzden konuşarak biz birlikte çözümünü buluruz demesi de önemli. Öğretmenlere çağrı yapıyor yani CHP lideri diyor ki öğretmen kariyer sınavı rencide edici. Başka bir çözüm bulunması gerekiyor. Çağrı yaptım. Anlamadılar, yanaşmadılar buna diyor daha doğrusu. Öğretmenlere sesleniyorum. Buna katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin. Biz çözümünü iktidarda buluruz. İktidar olunca buluruz demeye getiriyor efendim. Ve de konuşarak kısmı önemli. Durum bu. Bunu da aktarmış olduk sizlere. Hazır böyle eğitimden falan da bahsetmiş öyle başlamışken.